Nedre Dersenel, bu haberi sevmedim. NATO mızrağı Türkiye. Tam bunu söyleyip yazıyorduk işte. Kaybettikleri için birbirlerini yemiyorlar. Kazanmış olsaydılar da birbirlerini yiyeceklerdi. Ve bunu seçimden bir gün sonraki şu dünyaya körleşerek yapacaklardı. Amerikan Başkanı Trump'la Rusya Devlet Başkanı Putin 11-12 Temmuz'daki NATO Brüksel zirvesinin ardından muhtemelen Helsinki'de buluşacaklar. İngiltere ve kimi Avrupa ülkeleri iki liderin yakınlaşmasından korkuyor. Tıpkı Washington'daki o bildik unsurlar gibi. Anlaşma olursa Amerika'nın Avrupa'daki askerlerini çekeceğinden kaygılılar. Polonya gibi Gel biz de Üskur üzerine 2 milyar dolar verelim diyen ülkelerle NATO dışında ikili bağlar kuracağından endişeliler. Tam bu sırada AB üyesi 9 ülkenin Lüksemburg'da bir araya gelen savunma bakanları, Avrupa Müdahale İnisiyatifi adı altında kriz durumlarında orduların hızla harekete geçirilmesini öngören savunma işbirliği projesine imza attı. Fransa, Almanya, Belçika, Danimarka, Hollanda, Estonya, İspanya ve Portekiz dikkat! AB'den boşanmaya çalışan İngiltere. Eş zamanlı olarak Atlantik İttifakı'nın sinir noktası Almanya'da ilginç olaylar yaşanmaya başladı. Önce 21 Haziran'da Norveç kıyılarında gerçekleştirilen tatbikatta Alman fırkateyni FGS de patlama oldu. Kayıtlardan füzenin fırlatıldıktan hemen sonra patladığı anlaşılıyor ki Alman savaş gemisi kendini vurdu manşeti yerindedir. 2. Yeni atanan Almanya Genelkurmay Başkanı başta hava kuvvetleri ki 128 Eurofighter uçağından ancak 4'ünün hazır olduğu yönünde haberler çıkmıştı. Kendi ordusunu yerin dibine soktu. Acı nasıl bir durum dedi. 3. Almanya Savunma Bakanı da çıkıp bana göre en akılda tutulası cümlelerdir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra savunma bütçemiz düştü, savunma sistemimiz başka ülkelerin çıkarları için kullanılıyor, cephaneliğimiz boşalıyor. Yani Amerika Avrupa arasında 70 yılda kurulan batı düzeninin seyir defterine Trump'ın ardından ek yaptı. 3 milyar euronun Türkiye'ye gönderilmesi kararını da aynı menüye yazabilirsiniz. Putin-Trump görüşmesinin ana gündemi Suriye. Ukrayna olarak duyurulurken Rusya Suriye'deki askeri varlığını azaltmaya yönelik süreci hızlandırdığını sayılar vererek 1140 asker ve bir düzine savaş uçağı dünyaya duyurdu. Seul'den çekildiği gibi Amerika'da Suriye'den çekilebilir. Gölgede kaldı ama Amerika'nın PYD YPG konusunda yardımları daralttığı, hatta durdurduğu bilgileri duyuluyor. Seçimler hakkında şu notu da düşelim. Amerika 24 Haziran sandığının içini gördü. Avrupa ise tamamen savruldu ve ancak işte o dünya savaşı sonra Amerikan politikalarından miras. Demokrasi beslemeli mühimmatla istemediği iktidarı vurma ve PKK üzerinden kurdu. Arzu eden Amerika'nın anladığı anı Münbiç devriyelerine kadar yaslayabilir. Hatta Süleyman Şah Türbesi. Devam. Türkiye Cumhurbaşkanı Sözcüsü bu mini iyileşme sinyallerine rağmen Ankara'nın S-400 meselesini kapattığını, füze sisteminin seneye kurulacağını duyurdu. Yine Ankara, iç karışıklıkların meclise yükseldiği, Hindistan gibi ülkelerin petrol ithalini keseceğini duyurduğu, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Dünya Kupası'nda cesaretinizi gösterdiniz, aynı cesareti İran sokaklarında da gösterin kılçıkları attığı günlerde İran'la ilişkilerimizi bozacak angajmanlara girmeyeceğini duyurdu. Nihayet Cuma günü gerçekten çok temkinli okumamız, üfleyerek ele almamız gereken bir gelişme haber ortaya çıktı. Trump, NATO'da görüşürüz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesinin ardından yurt dışında katılacağı ilk uluslararası toplantı olan NATO zirvesi, Türkiye'nin NATO'daki mevcut sorumluluklarına ek yeni roller için de önem taşıyor. Bunların arasında 2014 zirvesinde karar verilen çok yüksek hazırlık seviyeli müşterek görev kuvvetinin komutasını 2021'de üstlenmesi geliyor. Bu kuvvet 2002'de oluşturulan ve Türkiye'nin de içinde yer aldığı NATO Acil Müdahale Birliğinin mızrak ucu yani öncü kuvveti olarak düşünülmüş. Birliğe Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Hollanda, ortaklığı, İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya ve Polonya birlik tahsis etmiş bulunuyor. NATO'nun en güneydoğusundaki Türkiye kriz bölgelerine en yakın durumda. Ukrayna, Rusya, İran, Irak ve Suriye ile komşu durumda bir cephe ülkesi. Zaten bu karar Rusya'nın 2014'te Ukrayna'ya müdahalesi, Kırım'ı ilhakı ve Baltık ülkelerinin Rusya'dan artan rahatsızlığı sonrası alınmış. Türkiye'yi çok ilgilendiren bir başka konu da NATO hazırlık girişimi NRI Kriz durumunda 30 gün içinde askeri müdahalede kullanılabilecek 30 muharip tabur, 30 savaş gemisi ve 30 savaş uçağı filosunun bir komuta altında toplanması öngörülüyor. Türkiye dahil 3 ülkeden de İspanya, Polonya irtibat karargahı tahsisi bekleniyor. Türkiye'ye yeni NATO görevleri 29 Haziran Murat Yetkin Hürriyet. Haberin tamamı bu değil. Karadeniz karargah temiz mi vesaire de var. Belki yetkinin dış politika kavrayışı ve kaynakları üzerinden de haber okunabilir ama ben bu haberi sevmedim. Nihayet tüm bu gelişmelerin menzile erişip erişmeyeceği önemli değil. Flut önemli. İnce, Kılıçdaroğlu, Akşener, Karamollaoğlu, Demirtaş. Şu an ne işlerle ilgileniyorlar bir düşünün. O zaman kazansalardı neler olacaktı Türkiye'de? Türkiye'ye anlarsınız. Nedret Ersenel, Yeni Şafak.